Saygıdeğer misafirlerimiz, değerli konuklarımız, bu süre içerisinde programımıza başlayacağız. Başkanımız Ömer Arasoy Beyefendi'ye kıymetli alkışlarınıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Başkanım nasıl? Yanında olan Zeytinburnu Belediye'mizin düzenlediği 2021-22 sezon açılışımıza ve amatör spor kulüplerimize yardım programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli konuklarımız, spora ve sporcuya verdiği destekle bugüne kadar birçok yetenekli gencimizi Türk sporuna kazandıran Zeytinburnu Belediye'miz yatırımlarına ve desteklerine böylesi önemli etkinlikler ve projelerle aralıksız devam ediyor. Başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese kıymetli alkışlarınızla şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli konuklarımız, ilk olarak Zeytinburnu Amatör Spor Kulüpleri Birlik Başkanı Sayın Şenol Gürseven Beyefendi alkışlarınızla konuşmaları yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurun efendim. Çok değerli belediye başkan yardımcılarımız, kulüp başkanlarımız, kulüplerimizin değerli yöneticileri, birileri, belediyemizin düzenlemiş olduğu 2021-2022 futbol sezonuna, futbol sezonu açılış programına ve malzeme törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mennan abi gel öyle. Şimdi sporcu kardeşlerimiz takriben 1,5 seneyi geçti, özlediler. Biz bunu idmanlardan hissediyoruz, o farkı görüyoruz. Topa vuruş günü. Merkez Efendi'deki 9.30'da ilk topa vuracak çocuklar 1,5 sene sonra ilk kez resmi bir müsabakaya çıkacak. Onun özlemiyle yandılar, onun özlemiyle tutuştular. Çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Allah-u Teala bu Covid belasından tam kurtarır, daha iyi çalışırız diye umut ediyorum. Başkanımız tabii bu arada boş durmadı. Yaz spor okulları açtı. Kış spor okulları da açtı. Lisans isteyecekler. Gerekiyor. Yani diğer kulüplerimizde spor yapmaları gerekiyor. Bununla ilgili inşallah arkasından bu çalışmaları yapacağız. Yani diğer kulüplerimiz, futbol kulüplerimiz diğer branşlara da girecekler. Bunun çalışmalarını yapacağız. Ben şimdi belediye başkanıma çok teşekkür ediyorum. Halkın içinde 2 senedir takip ediyorum. 2,5 sene oldu. Cenazede orada, düğünde orada. Bak, Murat Başkan da bizim başkanımızda ama böyle bir başkan görmedim. Bunu samimiyetle söylüyorum. Başkanı bir alkışlayın. Yalnız ben başkandan bu çalışkanlığından dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Bir şey rica ediyorum. Bir yeni saha kazandıralım. Yani bu dönemde, bu dönem bitmeden bu kulüplerimize bir yeni saha. Sahalarımızın sayısı aynı kaldı. Tabii ki kalite yükseldi. Hizmet mükemmel. Sıkıntı yok. Görev yaptığım için biliyorum. Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu ilçesi İstanbul'daki 39 ilçenin içinde ilk 5'te kulüplere destek aldı. Çok ciddi bir başarı. İlk 5'te ben federasyondayım. Diğerlerini biliyorum. O yüzden başkana özellikle teşekkür ediyorum bu noktada desteklerinden dolayı. Bir tane yeni saha. İnşallah bu dönemde yeni bir saha çıkarırsak çocuklar biraz daha rahat edecekler. Daha iyi çalışmalar yapacaklar. Sözü çok uzatmayalım. Sözü sahibine bırakalım. Tekrardan geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 2021-2022 sezonun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Verdiği bazda başarılı olan sporcularımıza Sayın Başkanımız desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bugün 16 amatör spor kulübümüze yine desteğini sürdürüyor ve kulüplerimize bu yıl toplamda 230 bin lira nakdi malzeme yardımı gerçekleştirileceğini belirtelim sizlere. Böylesi önemli etkinlik ve böylesi güzel bir akşam. Saygıdeğer Belediye Başkanımız, ev sahibimiz Sayın Ömer Arasoy Beyefendi alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum.
Çok değerli amatör spor kulüpleri, başkanları, yöneticileri, sizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş abiye çok teşekkür ediyorum. Söylediklerinin doğal yerine geçer. Allah layık eylesin. Çok teşekkür ederim. Burası yabancı kimse yok. Biz biziz. Genel olarak Zeytinburnu ailesi ama burada amatör spor kulüpleri ailesi burada. Biz her yerde olduğu gibi burada da samimi olacağız. Zeytinburnu Belediyesi'nin gerçekten bu geçtiğimiz 20 yılda amatör spor kulüplerine yardım konusunda oturmuş bir sistemi vardı. Bunu kabul etmemiz lazım. Ben burada Zeytinburnu hizmetkarlığına soyunduğumda da aslında aynı şeyi söyledim. Bu çıtayı daha da yukarıya çıkarmamız lazım demiştim. O bakımdan geçmiş dönem belediye başkanımıza bir kez de burada bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim borcumuz. Ama bizim zorluğumuz gerçekten 4 dönem kazanmış bir başkandan sonra görevi devralmamız ve bu çıtayı hamdolsun yine sizlerin desteğiyle, işbirliğiyle çünkü istişare ediyoruz. Her birinizin çok ayrı birikimleri var. Bizim seçilmiş olmakla her bir konuyu, her ayrı konuyu iyi biliyor olmamıza imkan ve ihtimal yok. Burada uzun yıllar bir kısmı neredeyse benim yaşıma yakın bu meselelerle ilgilenmişliği var. O bakımdan burada bir başarı varsa bu aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Birliği'nin, amatör spor kulüplerinin de bir başarıdır. Biz bunu hasbekader yönetebilirsek, buradaki takımı götürebilirsek bundan bahtiyar olacağız. Şenol abinin kamuoyu önünde, aynı zamanda kamuoyu önünde yaptığı çağrıyı da aldım, not ettim. İnşallah bu mevcut sahalarımıza bir saha daha eklemek nasip olur. Şimdi bu dönem ben biliyorsunuz 15 yıl Zeytinburnu Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yaptım. Bir hep söyledik eksiklerimizi kapatacağız dedik. Bu yeni dönem bizim spora ağırlık verdiğimiz bir dönem olacak. Şenol Başkan söyledi. Kış yaz spor okulumuz Şenol Başkan'ın da söylediği gibi bu salgın dolayısıyla eve kapanan çocuklar için müthiş bir ilaç oldu. Müthiş bir nefes oldu. Çok büyük talep aldık. Aynı şekilde kış spor okullarını da açtık. 2000 çocuğumuz için veli 2000 çocuğunu bize emanet etti. Bunun için büyük Zeytinburnu ailesine minnettarım. Çünkü bu çocukları emanet edecek güvenceye sahip olmak. Yine Şenol Başkan söyledi. Biz futbol branşını açmadık. Aslında en çok ilgi gören branş. Bunu hepimiz biliyoruz. Niye açmadık hep söylüyorum. Sorumluluğu amatör spor kulüplerine bıraktık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Burada bir birikim var. Bir kısmı muhtemelen buradan yetişmiş hocalar buradaki çocukları eğitiyorlar. Üstelik bütün Zeytinburnu'na neredeyse bütün mahallelere dağılmış bir amatör spor kulüpleri yapımız var. Biz aslında bizim sorumluluğumuzu amatör spor kulüplerine destek vererek yerine getiriyoruz. Bu bakımdan futbol branşını açmadık. Biraz önce kendisi söyledi. Bu yaz ve kış spor okullarımızın bu kulüplerimize başka branşları açma zorunluluğu, sorumluluğu ekleyecek. Bunu da kabul etmemiz lazım. Çünkü hepiniz biliyorsunuz biz aslında başlangıç düzeyinde disiplini veriyoruz. Tamamen başlangıç çünkü çoklu bir yaş kategorisine dayalı kitlesel bir spor eğitimi veriyoruz. Bunun ihtisaslaşması yine spor kulüpleri üzerinden olacak. Çünkü sporcunun lisanslanmaya ihtiyacı var. Bizimki başlangıç düzeyinde bir spor disiplini kazandırmak. Spora dair yatırımları hızlandıracağımızı söylemiştik. Ben biraz geciktim. Trafik biraz geç çıktım açıkçası ama trafik bugün sis dolayısıyla ve bir kaza dolayısıyla inanılmaz yoğundu. Bir kısmını yürüyerek geldim. Hakkınızı helal edin bu vesileyle. Yanımızda buz pisti bir büyük imkan olarak önümüzdeki haftalarda inşallah hizmete girecek. Bu da Zeytinburnulu gençlerimiz
çocuklarımız için büyük bir imkan olacak. Maltepe Mahallesi'nde tamamen yeni bir branş için güzel bir tesis hazırlıyoruz. İzcilik okulu açıyoruz. Burada gerçekten izciliğe meraklı, İzcilik Federasyonu'yla, İzcilik Kulübü'yle birlikte güzel işler yapmayı hedefliyoruz. Buradan buna meraklı çocuklarımızı Maltepe Mahallesi'ne götürmeye niyetliyiz inşallah. Yenilerde Şenol Başkan haklı, futbol tesisi anlamında yok ama Belgrad Kapı'da bir basketbol, voleybol tesisi kurduk. Marmaray'daki çevre düzenlemesini 2 adet daha saha kazandırıyoruz. Biraz aslında bu amatör spor kulüplerinin iyi organize olması dolayısıyla buradaki tesislerimiz tam kapasite olarak yetiyor ama biraz daha az kalabalık, daha az takım ruhu gerektiren imkanlar açmamız lazım. Ama yeterli mi yetmez, önümüzdeki aylarda başka müjdelerimiz de olacak. Gerçekten biz bu dönemi spor için bir büyük atak için çalışıyoruz. Çünkü bunun büyük bir ihtiyaç olduğu çok açık. Bu kadar spor camiasının içinde spora dair daha fazla cümle kurmak istemiyorum. Şunu çok önemsiyorum, bunu yöresel günler vesilesiyle de söylüyorum. Buradaki başarımızın sırrı birlik, beraberlik içinde hareket etmektir. Siyaset seçim zamanında yapılması gereken bir iştir. Bu kardeşiniz görevi devraldığı gün ben AK Parti rozetini çıkardım. Bundan sonra bütün Zeytinburnu'nun belediye başkanıyım demiştim. Böyle hareket camiasından da beklentimiz bu birlik ve beraberliğe katkı sağlamasıdır. Burada bir başarı ya da başarısızlık olacaksa bütün Zeytinburnu'nun başarısıdır ya da başarısıdır. Bir kişi sadece bir ferttir. Ben Zeytinburnu hizmetkarı olarak bu birlik ve beraberliğe katkı sunmaya devam edeceğim. Buradaki arkadaşlardan da ricam, istirhamım bir kardeşleri olarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmektir. Buradan büyük bir kazanç çıkar. Naci Başkanım bakıyor, önümüzdeki yıl koşuyu biraz daha geliştireceğiz. Belki halkın katılımını daha açık hale getirecek bir yapı kurmamız lazım. O da doğrusu Zeytinburnu için iyi bir marka kesinlikle. Bu vesileyle Naci Bey'e de teşekkür etmiş olalım. Ben her birinize, bütün amatör spor kulüplerinin başkanlarına, yöneticilerine, emekçilerine tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu aslında Şenol Başkan'ın da söylediği gibi sembolik bir sezon başlangıç vuruşu, sezon başlangıç töreni. Bütün takımlara sezon boyunca başarılar diliyorum. Burada karşımda gördüğüm ve şu anda burada olmayan ama daha sonra katılacak olan bütün çocuklardan inşallah milli sporcu çıkacak. Ama ben hep söylüyorum, elbette milli sporcu çıkması olimpiyatlara, her bir çocuğun bu yaşlarda spor disiplini kazanması ayrıca çok önemli. Hepinize bu törene katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Emeğiniz var olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun. Başkanlarımızı ve onların teknik heyetini huzurlarınıza davet edeceğiz. Sayın Başkanımızın elinden ödüllerini alacaklar. İlk olarak Batı Trakya Spor Kulübü alkışlarınızla kulüp başkanımız, teknik heyetimiz, sporcularımızla birlikte onları hemen aramıza alalım. Batı Trakya Spor Kulübü, hızlı bir şekilde alalım sizi buraya. Batı Trakya Spor Kulübü. Evet, Batı Trakya'dan sonra 5 telsiz yer alacak. Batı Trakya Spor Kulübü'nü alıyoruz. Batı Trakya Spor Kulübü, teşekkür ediyoruz kendilerine ve hemen 5 telsiz alıyoruz. Sol taraftan çıkıyoruz değerli sporcularımız ve Çankırı Yeşil Ilgaz Spor Kulübü geliyor şimdi. Çankırı'dan sonra Damla hazır olsun. Damla'dan sonra da Eroğlu Spor Kulübü hazır olsun. Yeşil Ilgaz Spor Kulübü sahnedeydi. Onları kutluyoruz. Eroğlu Spor Kulübümüz de hazır olsun lütfen. Sonrasında Hürriyet Gençlik Spor Kulübümüz de sahneye doğru alalım. Öyle mi? Sahnede Damla Spor Kulübü. Yine bakayım. Başarılar onlarla olsun ve hemen ardından onları uğurlarken Eroğlu Spor Kulübü'nü uğurlarken hemen Hürriyet Gençlik Spor Kulübü'nü alıyoruz aramıza. Sol taraftan çıkıyoruz arkadaşlar. Sol taraftan. Hürriyet Gençlik Spor Kulübü. Çek yerini Sayın Başkanımızdan alacaklar. Irmak Spor Kulübü hazır olsun lütfen. Ardından Merkez Efendi Spor Kulübümüz hazır olsun. Destek çeklerini ve onlara başarılar diliyoruz.
Şimdi değerli konuklarımız sahnede, Sayın Başkanımızın yanında konuşlanıyorlar. Ve kıymetli alkışlarınızla Merkez Efendi'den sonra Selvi Spor Kulübü geliyor. Selvi Spor Kulübü sahnede Sayın Başkanımızla birlikte. Selvi Spor Kulübü hazır olsun lütfen. Sonrasında Tepebağ Spor Kulübümüz hazır olsun. Ve amatör spor kulüplerine yardım ve sezon açılış törenimiz devam ediyor değerli konuklarımız. Geçen sene yapılmadan sonra söylüyor. Telsiz spor kulübümüz geliyor. Kulüp başkanımız, teknik heyetimiz. Buyurun lütfen. Ben yeni doğan sonrasında yeni doğan güneş. Onlar da hazır olurlarsa. Tepebağ Kültür Spor Kulübümüz. Sporcularımızla birlikte teknik heyet. Hesaplara aktarıldı. Pazartesi günü kulüplerin hesaplarında olacak. Onu da söylemiş olalım. Bugünden aktarıldı. Pazartesi günü hesaplarda. Karşı siz değil. Evet. Sporcularımız sahne değerlerini aldı. Başarılar sizinle olsun. Devam devam devam. Çekil çekil çekil. Taylan ne var mı Taylan? Eyvallah abi. Al al bugün Taylan, sen de al bak. Bakın bakın bakın. Alo. Kesin mi çekeceğim? Bak burası. Buraya bak. Yakışıklı futbolcular abi. Maşallah aslan gibiler bunlar ya. Tamam. Ne vuruyorsun abi?
Sağımızdaki yerlerine davet ediyoruz.